Efendim şimdi İstanbul'a döneceğiz. İstanbul Beyoğlu'nda kiralık tetikçi yanlış bir adama vurdu. Kıyafet benzerliği yüzünden hedefi şaşıran o tetikçi bir kilometre ötede asıl hedefi olan Sami Yusuf'u da vurdu. İki saldırı anı da anında görüntülendi, saniye saniye kaydedildi. Tetikçi hedefi karıştırdı, yanlış adamı vurdu. Bir kilometre ötede asıl hedefini de vurarak yaraladı. Alacak verecek meselesi nedeniyle Burak'la Sami Yusuf arasında husumet oluştu. Tetikçi kiralayan zanlı hedefteki Sami Yusuf ve bulunduğu yeri tarif etti. Bir grup gencin oturduğu çay bahçesine gelen tetikçi eşkali şaşırdı. İlk denemede emin olamadığı için ateş etmedi. İkinci kez gençlerin yanına yaklaşan tetikçi silahını çekerek Sami Yusuf yerine ona benzettiği Eymen'i bacağından vurdu. Seken kurşun Gülbeyaz'ı da yaraladı. Olayın ardından tetikçiyi motosikletle kaçıran Burak, husumetlisini bir kilometre ötede gördü. Tetikçi Sami Yusuf'u silahla bacağından yaraladı. Olayın ardından tetikçi vazmettirici motosikletle kaçtı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, azmettirici ve tetikçisini kısa sürede yakaladı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bakın, Isparta'da eğlenmek için gittiği gece kulübünde saldırıya uğrayan Benikli Ayhan ortadan kaybolunca sevenleri ve takipçileri telaşlandı efendim. Bir gün sonra işte Ankara'da ortaya çıkan Benikli Ayhan bir mesaj yayınladı. İyiyim dedi, takipçilerinden öfkeye de kapılmamaları uyarısında bulundu. Lütfen. Eğlenmek için gittiği gece kulübünde bayılana kadar darp edildi. Bu saldırı sonrası kimsenin ulaşamadığı Benekli Ayhan için avukatı kayıp duyurusunda bulundu. Bir gün sonra ortaya çıkan Benekli Ayhan, Isparta'daki saldırıyı anlattı. Burada. Ne oldu be? Sosyal medya fenomeni Benekli Ayhan'ın Isparta'da gittiği gece kulübünde bayılana kadar dövüldüğü anların görüntüsü takipçilerini ve sevenlerini ayağa kaldırdı. Bir saniye, lütfen. Vurma. Bu saldırıdan sonra Ayhan'a ulaşabilen olmadı. Avukatı da sosyal medya hesabından 24 saattir kayıp olduğunu duyurdu. Ayhan her yerde aranırken Isparta Valiliğinden bir açıklama geldi. Saldırganların tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldığını ve Ayhan'ın da Ankara otobüsüne binip kentten ayrıldığı duyuruldu. Köşe bucak aranan Benekli Ayhan sonunda Ankara'da ortaya çıktı. Bana öldüm öldü yazmışlar da ben ondan sonra 12 saat otobüs yolculuğu yaptım tek başıma. Eve geldim, yattım, gözlerimin altı şişti. Elmacık kemiklerime tekme gelmiş ama vücudumda komple şu. Saldırganların sosyal medyada ünlü olmak için kendisine hedef aldığını söyledi. Bir de bu video. Şimdi moda ne kardeş? Mafya olacaksan gayrimeşruya küfredersin. Tribün lideri olacaksan, tribüncüysen tribün liderine küfredersin. Sosyal medya fenomeni olacaksan sosyal medyanlarına takılırsın. Bana küfredersin. Benekli Ayhan sevenlerine de sakin olmaları çağrısı yaptı. Ankara'nın bebeleri, Isparta'ya gidelim, asalım, keselim, vuralım. Böyle bir şey yok. Bir sıcağız canı olur. Onlar 3-4 kişi bana saldırdı, vurdu. Biz de tekme yediğimizde kaldık. Bu iş bitti kardeş. 10 saniyede oldu, bitti. İşte efendim, Yeşilçam ve Türk Tiyatrosu'nun usta ismi Metin Akpınar, Antalya'da yaşayan bir kadından evlilik dışı ikiz kızları olduğu iddialarıyla gündemden düşmüyor. Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu, kendilerine sus payı olarak gönderilen paranın aylık 500 lira olduğunu açıkladı. İşte bu arada Metin Akpınar'ın dava açmayan ikizini ve torunlarını nüfusuna alıp Duygu Nebioğlu'nu dışarıda bırakarak intikam aldığı da öne sürüldü. Tırnaklarıma bakıyorum, onu görüyorum. Benim onu unutmam gibi bir mümkün yok. Bir şekilde bunları artık kabullen ve çık. Çık, anlat. Gerçekleri anlat. Maddi manevi destekte bulunduğunu söylemişti. Ancak kızı Duygu Nebioğlu Metin Akpınar'ın durumu daha önceden eşine anlattığını, sus payı olarak sadece ayda 500 lira gönderdiğini iddia etti. Basın açıklamasında yazmış maddi manevi. Ben ne manevi destek gördüm ne maddi destek gördüm. Maddi manevi gereğini yaptım lafını doldurabilecek bir rakam değil
akıl almaz bir rakam. Metin Akpınar'da televizyon programlarına çıkıp kendisini yalancılıkla suçlayan Duygu Nebioğlu'ndan intikam aldı. Kendisine dava açmayan ikiz kardeşini ve torunlarını nüfusuna kaydettirirken Duygu Nebioğlu'nu dışarıda bıraktı. Benden daha özür dilemedi. Beni daha kendisi aramadı. Metin Akpınar tek gecelik bir ilişkiden dünyaya gelen kızlarından haberdar olmadığını söylese de Duygu Nebioğlu katıldığı programda babası hakkında sert sözler sarf etti. Ben onun artık küçüğünde, nüfusunda görüneceğim. Kesinlikle Akpınar soyadını taşımayacağım. Benim soyadım Nebioğlu'dur. Ben zaten yalanlar söyleyen bir insanın soyadını taşımak istemiyorum. Metin Akpınar'ı yalancılıkla suçlayan Duygu Nebioğlu yaşadığı acılardan bahsederken sanatçı ve işi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bunu diyor karım öğrenirse zırnık koklatmaz gibi laflar da var. Nebioğlu günlerdir herkesin konuştuğu babalık davası hakkında usta oyuncunun yaptığı açıklamaya da öfkeliydi. Üzülen bir insan bu çocukların ellerinden tutar, anlamsız olay için Türk halkından özür dilemiş. Ben miyim bu anlamsız şey? Benim adım Duygu. Ben kendim koydum adımı. Nedir anlamsız olan şey? Nebioğlu DNA testinden sonra aylık olarak gönderilmeye başlanan paranın 500 lira olduğunu açıkladı. Metin Akpınar'ın bana verdiği maddi destekle ben hayvanları besleyebileceğim kadar veriyor. Ben kendime araba mı almış, kendime ev mi almışım? Son birkaç yıldır belli başlı ödemeler yapılıyor ama Metin Akpınar için bir öğlen yemeği, bir akşam yemeği evet, bile değildir. Da duyduğum rakama şoka girdim. Kendisine babalık davası açmayan ve öğretmenlik yapan diğer kızı Sevgi Nebioğlu'nun nüfusunu alıp iki torunuyla birlikte mirasına ortak eden Akpınar'ın Duygu Nebioğlu için nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Devam eden davadan Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın kızı olduğu kararı çıkarsa o da yasal mirasçılar arasına girecek. Metin Akpınar'ın Almanya'da evlilik dışı bir de oğlu olduğu iddiasına usta sanatçıdan yanıt gecikmedi. Akpınar yakın çevresine böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade etti. Gözümün içine baka baka yalan. Sürekli yalan, sürekli yalan. Bir şekilde bunları artık kabullen ve çık, çık anlat, gerçekleri anlat. Ve efendim işte 8 ve 9 yaşlarındaki iki küçük kuzen için düzenlenen o nişan töreni biliyorsunuz bütün Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Çocuklar devlet korumasına alınırlarken anne ve babaları da gözaltına alındı. Skandal o nişanla ilgili ilk açıklamada çocukların dedesinden geldi. Türkiye günlerdir bu görüntüleri konuşuyor. Henüz sokakta oyun oynayacak yaştaki iki küçük kuzen için düzenlenen nişan töreni herkesin vicdanını sızlattı. Skandalın adresi Mardin'di. Kızıltepe'de doğan ve sonrasında beşik kertmesi yapılan iki kuzen için nişan töreni düzenlendi. Çocuk gelin 8, amcasının oğlu yani damatsa 9 yaşındaydı. Kız çocuğuna kırmızı nişanlı kabiye, erkek çocuğuna da damatlık giydirildi. El ele tutuşan kuzenlere yüzük takılıp nişan kurdeleleri de kesildi. Skandal nişanın görüntüleri ortaya çıkınca iki küçük kuzen devlet korumasına, onları buna zorlayan aileleri de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen çocukların annelerini savcılık serbest bıraktı. Babaları da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aile adına ilk açıklama iki çocuğun da dedesi olan Faysal Altun'dan geldi. Çocuklar amca çocuklarıdır ve benim torunlarımdır. Mardin'de düğünümüz vardı. Düğünden geliyorduk. Biz de sizi ileride evlendireceğiz dedik. Kendi aramızda sembolik bir tören yaptık. Çocukları 18 yaşında evlendireceğiz. Dede Faysal Altun'a çocuklar için 15 gün sonra düğün planladıkları iddiaları da soruldu. Biz o kadar vahşi miyiz? Biz o kadar hayvan mıyız? Çocuklar 18 yaşında evlenecekti. Bir yanlış anlaşılmadan dolayı başımıza gelmeyen kalmadı. Düğün veya nişan yok. Şimdi de İstanbul Beyoğlu'ndaki mucize bir kurtuluşun görüntüleriyle geliyoruz efendim. Anne babası evde yokken pencereye tırmanan 4 yaşındaki kız efendim aşağı düştü. Önce alt kattaki halıya tutunan, oradan da evin önüne park etmiş arabanın daha doğrusu minibüsün üzerine düşen küçük kız hızı kesildiği için ölümden döndü.
Evde yalnız bırakılan 4 yaşındaki kız çocuğu çıktığı pencereden böyle düştü. Önce minibüsün üzerine düşüp hızı kesilen küçük kız ölümden döndü. Bas uyruklu aile Kocatepe mahallesindeki 3 katlı binaya 3 gün önce taşınmıştı. Yerleşme telaşındaki aile 4 yaşındaki kızlarını evde yalnız bırakıp alışverişe çıktı. Kendi başına oynamaya başlayan küçük kız pencere pervazına tırmanınca aşağı düştü. Alt katta asılı duran halıya tutunmayı başaran küçük kızı fark edenler telaş içinde yardım bulabilmek için koşturdu. Halıya tutundu, halıdan kendini ipe doğru çekmeye çalışıyordu. Dayan dedik, tut dedik, kendini anlamıyor tabii yabancı olduğu için. Ama daha fazla tutunamayan küçük kız ellerini bıraktı. Minibüsün tavanına çarpıp hızı kesilen küçük kız oradan yere yuvarlandı. Koşu koşu oraya gittik. Üçüncü katta işte böyle ipleri asılı kaldı. Altında araç olduğu için biz müdahale edemedik en başta. Ama çamaşır ipleri ve o minibüs küçük kızın hayatını kurtardı. Düşüş hızı kesilen küçük kız hemen hastaneye yetiştirildi. İlk önce ikinci katın mermerine vurdu kafasına. Sonra transporterin kafasına vurdu. Ve en son düşerken yere mantara vurdu kafasına. Ben hemen canavarı kucağıma aldım. Doktorların tepeden tırnağa kontrol ettikleri küçük kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklamasıyla herkes rahat bir nefes aldı. Filmleriyle, şarkılarıyla gönüllere taht kuran ve attığı her adımla da adından sıklıkla söz ettiren Hülya Avşar efendim. Bu defa da belediye başkan adaylığıyla gündemde. Balıkesir'de bir spor kompleksinin açılışına katılan Hülya Avşar'a Ayvalık'ta belediye başkanlığına aday olup olmayacağı soruldu. Kimseye bir şey söylemem. Kendi isteğimle gittim derim. Ne olur bir tane. Beni buradan kaçırabilirsin. Kariyerine oyunculukla başlayıp yaptığı her işte adından sık sık söz ettiren Hülya Avşar şimdi belediye başkan adaylığıyla gündemde. Tahmin etmediğim kadar başarılı. Kortlar çok sağlıklı görünüyor. Dizler için biliyorsunuz çok önemli. Muhteşem bir tesis kazandırılmış gerçekten Balıkesir'e. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ali Hikmet Paşa spor tesislerini yenileyerek spor ve yaşam kompleksine dönüştürdü. Açılış törenine katılan Hülya Avşar, belediye başkanı Yücel Yılmaz'la tenis maçı yaptı. Ben aslında çok istemiyorum. Çünkü bütün güzelliklerimizi gösteriyorlar ve çok kalabalık oluyor artık. Bu kadar kalabalık olmasın, biraz bize kalsın istiyorum ama olmuyor. Çünkü o kadar güzel yöremiz var ki her şekilde. Türkiye'miz güzel aslında. Maçın ardından gazeteciler Ayvalık Belediye Başkanlığı'na aday olacağı dedikodularını sordu Hülya Avşar'a. Tamamen işimi bırakmam lazım bu durumda. Bilemedim, o biraz bana zor geliyor şu an. Henüz hazır olmadım. Hülya Başkan'la birlikte. Ne yazık ki yalanmış sözün. Başka bir aşka gücüm yok. Seneler çabuk yordu beni. Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar gazetecilerin ısrarı üzerine başkan olması durumunda neler yapmak istediğini de anlattı. Neler katmak istedim ki o sahili baştan aşağı çok güzel restoranlar yaparım. Sonra tabii ki doğru düzgün bir tenis kortu yok, yapmak istiyoruz ama orada yer sorunu var biraz. Yani spor, bakım, temizlik, 3 adımlık yere pankart asarım. Lütfen yere çöp atmayın diye. Çünkü başka türlü olmuyor. Avşar hazır olmadığını söylese de Ayvalık Belediye Başkan adaylığı için henüz kesin bir karar vermediği ve beklemede olduğu iddia ediliyor. Yapma aşkım, ikimiz de biteriz. Bir yalancıya düşeriz. Boşa geçene ömür deriz. Sakın yapma, yapma aşkım. Taşkınlık yaptıkları restorandan kovulan 4 arkadaş efendim bir intikam baskını planladılar. Kovuldukları restoranta otomatik silahlarla geri dönen o 4 kafadar kurşun yağdırdı efendim. Çevredeki iş yerleriyle otomobillerin de isabet aldığı saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Şehrin göbeğinde korkunç saldırı. Yüzlerini maskelerle gizleyen 4 şüpheli hedeflerindeki restoranta otomatik silahlarla kurşun yağdırdı. Görüntüler Küçükçekmece'de kaydedildi. Lüks bir otomobille Hürriyet Bulvarı üzerindeki restoranta gelen 4 kişi yüzlerini böyle gizlemişti.
Hemen silahlarını çekip hedeflerindeki restorana kurşun yağdırmaya başladılar. Otomatik silahlı bu saldırgan bütün şarjörü bitirene kadar durmadı. Olay yerine gelen polis, saldırganların restoran çalışanlarıyla kavga eden 4 müşteri olduğunu belirledi. Restoranda taşkınlık yapınca çalışanlar tarafından kovulan 4 arkadaş intikam için bu saldırıyı gerçekleştirmişti. Bu saldırı sırasında çevredeki işyerleriyle park etmiş araçlara da kurşun isabet etti. Olay yerindeki bütün boş kovanları toplayan polisler şimdi kaçan saldırganların peşinde. Saldırı sırasında onlara silahla karşılık veren restoran çalışanı da gözaltına alındı. Efendim, görüntüler İstanbul'dan gelecek. Bakın, Uzunçayır durağındaki bir kaza metrobüs ulaşımını felç etti. Yağışla kayganlaşan yolda zamanında duramayıp önündeki araca çarpan metrobüste 3 yolcu yaralandı. Ancak buraya kadar her şey bildiğimiz gibi. Asıl sorun bundan sonra başladı efendim. Seferler aksayınca Uzunçayır durağına bağlanan o yollarda bu şekilde tam bir insan seli oluştu. Yağmur yolları kayganlaştırınca iki metrobüs çarpıştı. 3 yolcunun yaralandığı kaza sonrası metrobüs ulaşımı felç oldu. Sabahın erken saatlerinde Avcılar Söğütlü Çeşme seferini yapan iki metrobüs Uzunçayır durağına girişte çarpıştı. Çarpışan metrobüslerde 3 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri müdahale ederken polisler yolcu ve metrobüs trafiğini normale döndürebilmek için çabaladı. Ama ulaşım tek şeride inince en önemli aktarma merkezlerinden biri olan Uzunçayır'da büyük bir yoğunluk yaşandı. Durağa ulaşmak için kullanılan üst geçit ve köprülerde tam bir insan seli oluştu. Bu yoğunluğu aşıp duraklara ulaşmayı başaranlar da uzun süre metrobüs beklemek zorunda kaldı. Yağmur altındaki bu zorlu bekleyiş İstanbulluları isyan ettirdi. Uzunçayır'daki yoğunluk ancak kaza yapan iki metrobüsün çekilmesinden sonra normale dönebildi. Ve bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'deki görev süresini 2 yıl uzatan tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Yabancı asker tartışmasının yaşandığı genel kurulda o eleştirilere Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar yanıt verdi. Bak Sayın Kılıçdaroğlu, sen de iyi biliyorsun ki Türkiye'ye gayri meşru yabancı postalların ayak basması diye bir şey yoktur. Bahçeli bugün konuşmuş. Yani meşru yabancı postallar gelebilir. Ben meşru yabancı postal da istemiyorum kardeşim. Mecliste tansiyon yüksekti. Önce grup toplantılarında ardından da genel kurulda yabancı asker tartışması yaşandı. Siz savaşa hayır ama teröre evet diyenlerdensiniz. Bana sen demeyiniz. Sizi tanımıyorum. Tanışmıyoruz. Nezaket de bilmiyorsunuz. Demokrasi bilmediğiniz gibi nezaket de. Biz savaşa sizin gibi riyakar ve ikiyüzlü değiliz. Biz Filistin'de savaşa hayır deyip Irak'ta ve Suriye'de savaşa evet demiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'deki görev süresini 2 yıl daha uzatan tezkereye CHP ve Yeşil Sol Parti karşı çıktı. Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın sözlerine Yeşil Sol Parti sıralarından tepki gelince gerilim tırmandı. Tek hedefimiz bizim teröristler. Bu bir savaş tezkeresi değil, barış tezkeresi. Evet, bekle biraz sonra konuş kardeşim, sen de çık konuş ya. Anlat derdini. Burayı pazar yerine çevirdiniz. Burası pazar yeri değil. Dinleyin. Herhangi bir şekilde yabancı unsurların Türkiye'ye gelmesi kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şey yok. Genel kurulda CHP ve İyi Parti arasında da tartışma yaşandı. Benzer tezkerelere 2015, 2017 ve 2019'da evet oyu vermek, 2021'de de hayır demek ve şimdi de hayır denileceğini söylemek
Cumhuriyet Halk Partisi açısından izaha muhtaç bir çelişkidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tavrımız muhalefete muhalefet etmek değil. Buradan bir kez daha yenilemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yabancı asker postalı istemiyoruz. Tartışmaların ardından yapılan oylamada tezkere 164 red oyuna karşı 357 oyla kabul edildi. Kabul 357, red 164, tezkere kabul edilmiştir. Efendim, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için CHP eski milletvekili Sinan Aygün'e teklif götürdüğü iddiaları kulisleri hareketlendirdi. Tabii bütün gözler bugün Meral Akşener'deydi. Grup toplantısı sonrası o görüşmenin sorulması Akşener'i biraz sinirlendirdi. Basın mensuplarımızın iznini almadığım için hepinizden özür dilerim. Ne kadar büyük saygısızlık yani. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP eski milletvekili Sinan Aygün'ün ev sahipliğinde Togo Kuleleri'nde AK Partili eski bakanlar Abdülkadir Aksu ve Cemil Çiçek'le bir araya geldi. Akşener'in bu görüşmede Sinan Aygün'e başkan adaylığı için teklif götürdüğü iddia edildi. Yemekte buluşmuşlar. Aha. Sinan Aygün, Abdülkadir Aksu, Cemil Çiçek ve Meral Akşener. Aa. Evet, bir yemekte buluşmuşlar. Başkent kulislerini hareketlendiren bu görüşme nedeniyle gözler bugün Meral Akşener'deydi. Partisinin grup toplantısı sonrası bu çok konuşulacak görüntüler yansıdı kameralara. Bir saniye. Akşener, CHP eski milletvekili Sinan Aygün'le görüşmesine ilişkin yönetilen soruya sinirlendi. Gazetecilere tepki gösterdi. Basın mensuplarımızın iznini almadığım için hepinizden özür dilerim. Bundan sonra görüştüğüm herkesi, kişi için acaba izin veriyor musunuz diye soracağım size. Ne kadar büyük saygısızlık yani. Büyük saygısızlık. Akşener grup toplantısındaki konuşmasında İsrail'i hedef aldı. İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Hitler'e benzetti. Devletler hastane bombalamaz. Devletler sivilleri hedef almaz. Dün gece tüm insani değerleri hiçe sayan, artık alçak bir mezalime dönüşen bu eylemler teröre karşı savaş değil, bizzat Netanyahu terörüdür. Bu saatten sonra katil Netanyahu için söylenecek hiçbir söz kalmamıştır. O 21. yüzyılın yeni Hitler'idir. Çalışmayan emeklilere verilecek 5000 liralık bayram ikramiyesini de eleştirdi. Bu UFO'ya benzeyen, tanımlanamayan uçan ödeme yalnızca bir kereye mahsus olarak ödenecek. Üstelik de bu ödemeden emekli olup fiilen çalışmaya devam edenler de yararlanamayacakmış. Şimdi ben de buradan iktidardakilere sormak istiyorum. Allah aşkına, emekli olup da çalışmaya devam edenler acaba keyfinden mi çalışıyor?